Dizlerde ağrı ve kireçlenme, glikozamin, sülfat ve bel fıtığında çınar yaprağı ile ilgili hocamız ne düşünüyor diyor. Doğru. Şimdi glukozamin kondroidin kıkırdakta bulunan bir temel. Bu horoz ibiğinden yapıldı. Daha sonra sığırdan elde edildi. Bir ara domuzdan elde ediliyordu. Domuz gribinden sonra ve daha önce de deli dana hastalığından sonra bunun biraz imalatları değişti. Ama şu an sığırlar güvenli. Glukozamin kondroidin esas görevi özellikle eklemlerde sıvı kaybı. Böyle eklemlerde mesela şu bacaktan inen kemik yuvaya oturduğu zaman o kayganlığı sağlayan bir jel var. Bütün ömür boyu bu jel kayganlığı sağlıyor. Fakat bu sıvı azaldığı zaman işte bu sorunlar oluyor. Özellikle dizdeki sorunlarda, genel eklem sorunlarında glukozamin kondroidin yoğun kullanıldığı bir dönem. Fakat zamanla bunu ben de hastalarımda gördüm. Glukozamin kondroidini uzun süreli kullanırsanız yüksek doz göbek ve bel civarında da sonradan gitmesi çok zor olan bir yağlanma yapıyor. Bir kalınlaşma yapıyor. O yüzden hekim kontrolünde kullanmak daha Önemli doğru. diyorsunuz. Evet, çınar yaprağı kireçlenme için iyi. Ama çınar yaprağı da özellikle Ağustos ayının çınar yaprağı olursa yani Ağustos ayındaki çınarın yaprağı olursa daha iyi. Bu kireçlenme için iyi, biraz romatizma için değil.